İrem Gelin'in el emeği göz nuru çeyizini görünce insan kendini tutamıyor, her bir parçayı açıp bakmak istiyor. Aile büyüklerinin emeği yemeniler, havlular, banyo liflerinin yanında bir de el işi çantalar var ki sormayın gitsin. Bakalım süsüne düşkün İrem Gelin'in çeyizini kim nasıl bulacak? İrem Gelin'in çeyizlerini serdik hanımlar. İrem'cim şöyle bir çeyizine bakıyorum. Favori parçan nedir diye sana sormak istiyorum. Favori parçalarım el emeği göz nuru olan çantalarım. Aa bakalım. Sen yaptın bunları. Evet ben yaptım. Bakalım hepsini yakından. Ben yaptım. Göstersene bize. Bu incili çantam. Bunu da ben yaptım. Bu da örme çanta. Plaj çantası olarak da kullanılabilir. Nasıl merak sardın buna sen böyle? Ben gördüm bir yerde çok beğendim. Dedim ki neden kendim yapamayayım ki? Bravo sana. Sonra oturdum başına bir derken iki derken bir sürü ortaya çıktı. Vallahi kolaydı. Bunu kaç günde yapıyorsun mesela şöyle bir çantayı? Bunu hiç böyle mola vererek başından hiç ayrılmazsan bir günde bitiyor. Bir günde. Evet. Peki bunları yapıp satıyor musun? Evet satıyorum aslında. Aa güzel. Mesela bunu kaç günde bitirdi? Bu biraz daha zor. Evet. Çünkü önce ön tarafını sonra arka tarafını örerek birleştiriyorum. Bunu böyle 3 günde bir ipti. Evet. Hı-hı. Çok değerli bence. Ya elde yapılmış ya ötesi yok. Kesinlikle. Çok kıymetli. Diğerlerini de annem, anneannem, babaannem sağ olsunlar yardım ettiler. Evet kızlar siz de inceleyebilirsiniz çeyizimi. Uzak kalmayın. Sanki böyle çeyizi az bulmuş da nereye bakacağız der gibisiniz ha? Ben de tam öyleyim aslanım. Öyle mi? Zaten. Evet. Biraz bence benim için yeterli bu kadar. Yeterli canım. Evet. Sana yeter. Canım. Benim zaten evet. Bana yetecek. Ama bizim gözümüze yetmez. Biz doymuyoruz. Gözümüz doymaz. Evet. Ay gözün doysun. Evet ya doymuyor ama. Doymuyor yani. Benim 2-3 parçayla. Gözün doyacak hayatım. Emin ol. Göz doyulmaz. Evet. Ne göz doyulur ne yani aslında. Karın doyulur. Ama bence ona. Sen takmak sadece sandığını yok, doyuruyorsun. Kullanmışsın var mı? Kendine mi? Evet. Plajda kullandığını söylüyorsun ve gelmişsin bembeyaz yatak çarşafının üstüne bunu canım, koymuşsun. Canım ben bunu temizledim herhalde. Şuna ben bile. Pek temizledim. Ve bu penye bir kumaş olduğu için ne kadar temizlersen temizle sen bunu makineye atıp da yıkamadığın süre içerisinde geçme. Ben bununla tatile gidip denize girmedim herhalde. Tamam ama her sen ne olursa olsun bunlarla plajda denize falan bunu koydum evet, yani. Plajda yattığım kısma bunu koydum. İçerisine güneş kremlerim, gözlüğüm. Tatile gittin mi sen? Bunu bana mı soruyorsun? Evet. Bence sen çok fazla konuştun. Sen lütfen benim eşyalarıma öyle davranamazsın. Sen çok fazla konuşuyorsun bence. Zaten sen konuşulacak çok fazla çeyizin de yok. Hepsini zaten babaannen yapmış, neden annen yapmış. O zaman? Bunlar hiç senlik bir şey de değil. Babaannesi sen yapmış ben olabilir, annesi yapmış evet. Olabilir. Hep kendi onların evet. İşi ama kendi yani. Hiç böyle yeni gelin çıtı pıtı şeyler ben bunlar göremedim. Bunlar çok çıtı pıtı şeyler. Senin böyle bir çantan var mı mesela? Yok hayatım. Neden benim yok? Benim daha güzel çantam var. Mesela? Evet, el emeği olabilir. Ona saygım var ama aslanım, yani folyoyu giymiş değil. Gelmiş, alüminyum folyoyu. Bana yakın temasta bulunmak. Sen de benim onlara öyle davranamazsın el emeği. Koyduysan ben bunu böyle de atarım. Hayır, onu o şekilde atamazsın. Önüme koymayacaksın lütfen o zaman. Lütfen yaklaşma o zaman benim çeyizime. Biraz geride kalır biz mısın? Buraya ne için geldik kızlar? Sen onu öyle atamazsın. Ama sen atıyorsun. Tabii atmak elmiyor. İçin, aşağılamak için gelmediniz. Ama dokundu sesi. Aslanım. Ben yakın sen temastan rahatsız için. Oluyorum. Ben sana dokundum. Aslanım kusura bakmayın ama ben gerçekten rahatsız oldum arkadaşın tavrından. Ben çıkmak istiyorum. Devam etmek istemiyorum. O da senin zaten tavrından rahatsız oldu. Hani fırlatıp attın ya. O da buna sinirlendi. Evet, hiçbir hareket olmadı. Devam etmek bence demiyorum. Ben yakın teması sevmiyorum. Geç hayatım, geç yatak odasında. Geç aman benim de kafamı karıştırdınız. Yemek masasında görüşürüz. Temas etmesi de bence çok yanlış bir şeydi. Ben bundan rahatsız oldum. Ve o dakika oradan çıkıp terk etmek istedim. O derece yani ben gına gelmiştim. O gittikten sonra üzerinden çok bir yük kalktı. Ben çok mutlu oldum gittiği için. Aslında, bu ne agresiflik ya? Bu ne oluyor ya, böyle? Ben normalde gerçekten hiçbir insanla evet. Bu şekilde davranmam. Ama yani ben onu kaç saatimi verip ördüm ve haklısın, buraya sundum size. Haklısın, o şekilde haklısın. Atamaz. Haklısın. Gereksiz bir hareketti. Biraz birbirinize keşke böyle evet. Tahammülsüz davranıyorsunuz. Keşke evet. Biraz daha saygılı olsanız. Ne sende ne onda yani hiç güzel değil ve gerçekten sevmiyorum bu tavırlarınızı ya. Ya insanın tadı tuzu kalmıyor. Evet. Hoş değil, güzel değil. Neyse sen de taç taktın burada bak. Evet. Haftanın kızlar kraliçesi olarak kendi estağfurullah. Kraliçeliğimi yok, canım sunuyorum. Benim Kraliçe gelmiş bir sakin olun bir böyle bir hazır ola geçin falan. Yani nedir bu böyle? Çok da yakıştı biliyor musun? Bakın şöyle bir kamera evet, çok çeksin yakıştı. Seni. Güzel bir havamız değişsin.
Evet vallahi kafam böyle döndü benim de. Benim tacını modum çok kalmadı beğendim. Aslanım şu. Neyse biz bir iki çeyizimize daha bakalım, izleyicilerimizle de paylaşalım. İremciğim ben bu bunu çok sormak güzel. İstiyorum. Bak bu çok güzel. Evet iyi noyesi galiba. Onu bana anneannem ördü. İlk çok çocuğuma. Güzel. Ay canım. Ne kadar güzel. Sarı renk çok güzelmiş. Evet çok tam beğendim. Bir ana renk yani. İki cinsiyet kullanabilir. Ha. Ben de onu hep saklıyorum. Bunu kim yaptı peki? Bunu annem yaptı. Bu çok güzel. Evet. Yani bu gerçekten çok şık. Havlusu da çok kibar, deseni de kibar. İşi de çok güzel. Evet. Senin yaptığın başka var mı? Ben patik yapmıştım. Söylediğim gibi lifleri ben yaptım bir kısmı. Şimdi şöyle bir şey var. Sen 1,5 yıllık evlisin. Dağıttın mı bunları ablacığım? Ne yaptın, verdin mi? Çünkü evet tabii. Oralarda çok çeyiz yapılır biliyorum evet. Ben. Evet. Ya bazısını kullandım aslanım. Sadece ben... kaldırıp öyle bekletmedim. Kullandığım havlularım evet. Da oldu. Çünkü evet. Annem sağ olsun yaptı. Öyle bekletmek istemedim. Seccadeleri de görüyoruz sağ tarafta. Onlar da el emeği, evet. Göz nuru. Yani az öz bir çeyiz görüyoruz. Eksikler var mı? Sanki var gibi. Evet. Ama kullanmış dedi gelinimiz. Biraz az geldi. Yani evet. Biraz fazla evet. Olabilirdi. Ya fazla neye göre fazla? Hani kullanılabilir parçalar. Hani evet. 50 tane yazmanın derdinde değil kimse. Havlunun da evet. Derdinde değil. Mühim olan kullanılabilir. Ama gelinimiz bunu yeterli buluyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Yeterli buluyorsa sıkıntı yok bence de. Çantaları da çok güzel. Bence bu işte de kendini geliştirmeni tavsiye ediyorum evet, sana. Aslında. Biz bence buradan masaya geçelim. Biraz da şu aranız böyle bir düzelsin istiyorum. Masa keyifli geçsin istiyorum. Masada sorun istemiyorum ama neler olacak az sonra göreceğiz. Peki 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Hak etmiyor Aslı Hanım. Bence de etmiyor. Hı-hı. Çok iddialıyım. Hak etmiyor. Evet, hatta ya, çeyizden de çok anlarım. O yüzden her zaman baş köşedeyim yani. Diyorsun. Konusunda. Evet. Hadi bakalım. O halde masamıza geçelim. Buyurun.